Şimdi el sallıyorum. Kime el sallıyorum sizler görmüyorsunuz tabii ki ama bu pazar saat 16.15'te Habertürk'te Airport adlı bir program yayınlanacak. Ben onun canlı yayın konuğu olmasam da bant yayın konuğu olabileceğim. Çünkü şu anda çekimleri devam ediyor. Güntay Şimşek'e buradan merhaba diyelim. Biraz sonra yanına da gideceğim. Biraz sonra onunla konuşacağız da Airport programında. Merhaba. Bu hafta Airport'ta bir radyocu konuğum var. Evet, Cem Aslan, arkana yaslan, koltuğunu dik konuma getir, program başlıyor. Masayı kapat diyeceğim ama evet. Masa da kapanacak gibi kapanacak değil. Kapanacak gibi değil, alıp götürürsün sen radyocu evet. Olarak. Şimdi bir uçak ritüeli başlangıcı yaptın ama. Evet. O zaman yarın ben mı? Hostesleri de isterim burada, şimdi hani servisi de isterim filan. O program sonrası hazır dışarıda. O zaman komple, ağırlama yapacağız. Komple bir ağırlama, şöyle ne alırsınız? Orada çok tuhaf ya. Herkes portakal suyu yerine domates suyu içiyor ya. Orada evet. Araştırmışlar. Geçen öyle bir şey Airport programındayız diye öyle lüzumsuz bir bilgiyi araya atayım diye söyledim. Hani günlük hayatında domates suyu içme alışkanlığı kesinlikle olmayan insanlar uçağa bindiğinde ne içersiniz sorusuna hep domates suyu cevabını veriyorlarmış ya. Çünkü uçak yolculuğunu özel hale getirme. Sosyologlar da yemeyip içmeyip bunu araştırmışlar. Uçak yolculuğunu daha özel hale getirebilmek ve yolcu kendini ben otobüsle trenle gitmiyorum, uçakla gidiyorum diye kendi kendine bir paye verebilmek adına devamlı domates suyu sen tercih ediyor musun uçakta domates yok, suyu? Yok, hiç içmedim şimdi. Sorulmasına rağmen domates suyu alır mısınız diye sorulmasına rağmen hayır dedim. Ne mesela havada? Ben hep kahve içiyorum ya. Kahve içiyorum. Ya yerde de havada da kahve. Aynen. Şimdi ben bazen şimdi uçağa bindiniz, otobüste bazen gidiyormuş gibi hissine kapılıyorsunuz cam kenarından. Ama yukarıdan bir radyo sesi gibi bir vızıltı, cızıltı, bir radyo sesi gelmiyor. Mesela siz bunu hiç kafa yordunuz mu? Şimdi bir ara bir arkadaşımızla, bir yapımcı arkadaşımız daha doğrusu, bana böyle bir teklif getirdi. Dedi ki bir yolculuklar için bir radyo programı hazırlayalım, kapalı devre. Evet. Yolculuk başladığında bunu havayolu şirketine sunalım. Hani gündemdeki olaylar, başlıklar. Hani isteyen bunu kulaklıkla dinlesin falan gibi bunu bir proje haline getirdik ama birileri ürktü ve çekindi böyle bir şeyden, sonra yapılmadı. Mesela uzun uçuşlarda uçmadan önce bir plan programında mı yola çıkarsın yoksa tamamen kendini uçağın içindeki eğlence sistemine mi emanet ediyorsun? Ya bizim işimiz bir sosyal mühendislik olduğu için aslında uçakta ben sürekli olarak gözlem böyle yapıyorsun. Bir eskiden Saylonlular vardı. Şöyle hani ışıklar gider evet. Gelirdi ya bizim zamanımızda bir uzay dizisi bilmiyorum. Vardı. Devamlı yolculuklarda etrafı bir gözetliyorum. Çünkü her yolcu beraberinde bir sosyal paketle uçuyor. Yani her yolcunun değişik davranışları, değişik talepleri veyahut da uçak içinde takındığı değişik tavırlar diyorsun var. Diyorsun ki daha çok gözlem yapıyor. Ben daha çok gözlem bu yapıyorum. Bu gözlem herhalde sadece havada değil, terminalde başlıyor gibi. Valla aslında öyle de diyebiliriz. Yani havalimanından geçerken o güvenlikten itibaren başlıyor. Baba bir bakıyorsun gözünde bu kadar gözlük, bu kadar o Kırkpınar ağası gibi tokalı kemer evet. Falan geliyor. Artık X-ray patlıyor ve car 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 car. Ya diyor kemeriniz var falan falan geri dönüyor. Türkiye'deki havalimanındaki gözlemle mesela Miami'deki gözlemin arasında, yolcu profili arasında ne fark görüyorsun? Şöyle bir durum var. Şimdi biz tabii uzun yıllar Türk insanı olarak sağa sola vize alamadık. Ve o yurt dışına artık şunun şurasında son bir 15-20 senedir gidiyoruz. Ve bizim ülkemize gelindiği zaman hani geçemeyeceğim. Gümrükten geçemem, hani polisin sorularını evet. Cevaplayamayacağım diye bir kuşku yok. Fakat Amerika'ya kim giderse gitsin, her an için o filmlerden mi edindik bu intibayı evet. Nedir? Hani kaç Amerikan defa gidersen polisi, git. Kaç defa gidersen git, o sıkıntıyı green kartında olsa, yani biraz daha abartayım, ben vatandaş olduğu halde bile o böyle gerginliği yaşayan insan tanıdım yani, beraber yolculuk ettim. Adamın Amerikan pasaportu var. Ya şimdi polis de 50 tane soracak. Ya diyorum sana ne soracak? Sen böyle bir yani. Şey yaşadın mı hiç? Ben şöyle bir şey yaşadım. 2009 yılında Miami'ye gittiğimde ilk önce gittim ve tabii uzun uçuştan sonra indim oraya. Gözler falan patlak indim. Adam dedi işte niye geldiniz? Tatile geldim. İşte kaç gün kalacaksınız? Bir hafta kalacağım. O klasik soruları sordu. Sorduk, o hoş geldiniz, tatil yapmak için harika bir yer seçmişsiniz. Miami, güneşli, güzel kızlar var, harika, müzik, dans,
burada çok güzel zaman geçireceksiniz falan. Ben bakıyorum hani Amerikan polisiyle mi konuşuyoruz ya? Bir yanlış bir hani ya da bir kamera şakası falan oradan birdenbire yani 1 milyonuncu yolcusunuz çek falan öyle bir şey mi çıkacak falan derken dedim ki ya Amerikan polisine ne olmuş böyle dedim ya millet dedim korkuyor bunu içeri almayacak falan derken arkadaşlar dedi size bir iki soru daha soracaklar. Hoş geldiniz ülkemize ama harika falan. Tamam falan. Ben orada adam beni öyle bir moda soktu ki yani nereye istese gidecek durumdayım evet. O sırada. Bir odaya bir gittik içeride Araplar, Orta Amerikalılar bilme bir keçiler, tavuklar eksik içeride. Tam 3 saat oturduk. Takma dişi çıkartıyor. Ya arkadaş uçak düşmüş. Bir tek yolcu ben kurtulmuşum. Yüzerek düşünsene bir ıssız adaya çıkıyorum. Orada belki ağacın gövdesini ısıra ısıra yemem lazım. Takma dişi çıkartmışım. Ne sayarım o hostese biliyor musun lan? Senin yüzünden çıkarttım o takma dişleri falan diye. İlk seyahatini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Yurt dışı seyahat. Yurt dışı da yurt içi de yani aileden kopuş. İlk yolculuk anlamında. Yani yurt dışına ilk defa çıktığımda İstanbul'dan Berlin'e gidecektim. İlk defa yurt dışına çıktığımda ve o zaman niyeyse İstanbul'dan Berlin'e Lufthansa'nın direkt uçuşu yoktu. Evet. Frankfurt aktarmalı gidecektik ve tabii ilk defa yurt dışına gideceğiz ve aktarmalı gideceğiz. Hani ilk sefer tam sıkıntı. Tam sıkıntı evet. Yani. Hani zaten nereden? Ben böyle nereden bineceğim, nereye ineceğim, pasaportta ne diyeceğim, pasaporta nasıl bavul alma hani yabancı bir ülkenin ritüellerine tam alışkın değilim. Hepsini nasıl yapacağım derken bir de şimdi bir uçaktan ineceğiz. Aradan transit bankoya gidip transitten de Berlin'e geçeceğiz falan bilmem ne. Ama orada başarıyla hallettik her şeyi. Benim en yani gerçekten yürekten keyif alarak gittiğim yurt dışı tatilleri Uzak Doğu olabilir. Çünkü Uzak Doğu'ya gittiğim zaman hakikaten yurt dışında olduğunu hissediyorsun. Bangkok, evet. Singapur, Çin buralar ilgimi çekiyor. Çünkü şöyle bir özlemim var. Biz aslında birbirini seven, sayan ulu önderimiz Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda hani millet olarak birbirine kenetlenen, beraber ağlayan, beraber gülen, birbirine saygısı olan bir millettik ama günümüze geldiğinde bu durumu da biraz terk ettik. Uzak Doğu'ya gittiğimde benim şu hoşuma gidiyor. İnsanların birbirine olan saygısı, sevgisi. İnanılmaz kalabalık. Biz İstanbul'da kalabalıktan şikayet ediyoruz ama Uzak evet. Doğu'daki şehirler daha da kalabalık. Kaldırımda yürüyecek yani şöyle hazır oldu omuz omuza gidiyorsun ama buna rağmen ne çarpıyorsun kardeşim diyen veyahut da ne bileyim işte birbirine saygısızlık yapan veyahut da göze hoş gelmeyecek davranışlarda bulunan insanların sayısı çok minimumda. Seyahat planlarken uçak tipi, hava yolu gibi tercihlerini veyahut da seçenekleri nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle bir şey var. Yani genel anlamda uygun bilet fiyatlarına bakabiliyoruz. Çünkü öncelikle bilet fiyatlarına. Bilet fiyatlarına ve saatleri benim için çok önemli. Çünkü ben şimdi yayından çıktıktan sonra eğer tatilim başlıyorsa yayından çıktıktan sonra günler çok sayılı. Çıkar çıkmaz. Yani yayından çıktığım anda hani en yakın uçak hangisiyse onu yani benim için hava yolundan şimdi fiyat ve hangi hava yolu olduğu tabii ki önemli. Yani her şeye rağmen her zaman Türk Hava Yolları'na ilk tercih olarak bakıyorum. Tercihin neresidir? Koltuk olarak cam kenarı mı? Yok, koridor. Cam kenarı değil, koridor. Neden? Çok kalkıp oturuyorum. Evet, ve onun için koridor en ideal ediyor. Yani şöyle bir en azından bir tur atıyorum falan. Çok fazla uzun süre oturamıyorum. Yani hiçbir evet. Medeni ihtiyaç olmasa da şöyle bir uçağın içinde bir tur yapıyorum. Onun yok, için doğru da bu koridor, zaten. Koridor. Evet. Özellikle bu uzun zaten uçuşlar. Uzmanların tavsiye de ettiği doğru. Bir şey. Özellikle 3-4 saatlik ve daha fazlasında uçuşlarda. Bundan sonraki seyahat planınızda ne var? Nereye gitmeyi arzuluyorsunuz? Valla ben Madagaskar'a gitmek istiyorum. Tanzanya'ya gitmek istiyorum. Bir safari yani ben ciddi safari, bir doğa yapacağım diye. Ciddi bir doğa düşkünüyüm. Ciddi bir belgesel düşkünüyüm. Ciddi bir safari bağımlısıyım. Bir yeri şöyle Tanzanya'da olur, Madagaskar'da olur. Böyle detaylı gezdiğinizde bir daha konu kalalım. Bize orayı anlat. Ne gördünüz? Oranın tadı nedir? Olur. Onun için bu bir açılış. Ama ben
Hani dünyayı da dolaşıp farklı kültürleri programıma taşımaya çalışıyorum ama en keyif aldığım seyahatler her yani zaman bir ayağımızda diyorsun içinde. Anadolu'dan çekmiyoruz yani hiçbir zaman. Erzincanlıyız. Yani Anadolu'dan vazgeçmemiz, Anadolu'muzun bize sağladığı, genlerimize sağladığı bu renkli mozaikten yola çıkarak dünyayı gördüğümüzde bir anlamı var. Yoksa, ben de diyorum neden? Yok. Urfa, Adıyaman her tarafı söyledi, Erzurum'u niye söylemedi? Meğer Erzincanlıyız. Yani ondan zaten onu finale sakladım. Dünyada canlılar ikiye ayrılıyor biliyorsun. Evet. Bir Erzincanlılar, bir de diğerleri. Diğer yani canlılar. Aynen öyle yani. Durumu öyle. Katıldığın için teşekkür rica ediyorum. Ederim. Bir de Erzurumlular var, unutmamak lazım. Ben daha çok üçüncü. Ben aslında benim teşekkür etmem lazım sana. Katıldığın için, programa katıldığın için ara sıra küçük destekler yaptınız programa. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Eksik olmayın. Yine gelirim, davet edin. Her zaman bekliyoruz.